Maliyet muhasebesi modülünde yer alan maliyet yeri tanımında kapasite birimi makine saat hakkında bilgi paylaşacağım. Maliyet, üretim süreci boyunca mamul için yapılan harcamaları ifade eder. Maliyet yerleri, genel gider harcamalarının yapıldığı maliyetleri bünyesinde toplayarak mamule yüklenmesini sağlayan, yani maliyetine katlanılan yerlerdir. Maliyet muhasebesi içerisinde maliyet yerleri belirtilen periyotlar içerisinde genel giderler aracılığıyla bünyesinde toplanan maliyetleri iş istasyonları vasıtasıyla malzemeleri yüklemeyi sağlar. Bu kapsamda maliyet yerleri tanımında kapasite birimi alanı kullanılmaktadır. Kapasite birimi alanında makine saat, işçilik saat ve miktar seçimleri bulunmaktadır. Makine saat, maliyet yeri ile ilişkili olan iş istasyonunun çalışma zamanının kapasiteyi belirlediği durumlarda kullanılacaktır. Üretim, makine gücüne dayandığı durumlarda kullanılır. Maliyet yeri tanımında kapasite birimi makine saat seçildiğinde, periyot, yani Nisan 2023 periyodunda makine saatine göre genel gider yüklenmesi istenilen genel giderler ikinci pencerede seçiliyor olması gerekir. Örnekte elektrik gideri olarak seçilmiştir. Tanımlama yapıldıktan sonra genel giderlerde elektrik genel giderinde muhasebe hesabında örnek 730.01 hesap seçilmiştir. 730.01 hesap için muhasebe fişlerinde Nisan periyodu içerisinde muhasebe fişi eklendi. Muhasebe fişinde hesap dağıtım detaylarında herhangi bir masraf merkezi ve dağıtım anahtarı olmadığından 90 bin liranın tamamı dağıtılır. Nisan periyodunda dağıtım yapılacak üretim emirlerinde mamül 1 ve mamül 2 üretim emirleri bulunmaktadır. Mamül 1 ve mamül 2 üretim emirlerinde kullanılan iş istasyonlarında maliyet yeri tanım olarak maliyet yeri 1 seçilmiştir. Üretim emri içerisinde kaynak kullanım sekmesinde iş istasyonunda gerçekleşen kaynak kullanımı olarak 100 dakika bulunmaktadır. Maliyet dağıtımında bu 100 dakika esas alınacaktır. Mamül 2 üretim emrinde kaynak kullanım sekmesinde iş istasyonunda gerçekleşen kaynak kullanım olarak 144 dakika bulunmaktadır. Burada da bu süre dikkate alınacaktır. Birinci üretim emrinde kaynak kullanımı 100 dakika, ikinci üretim emrinde kaynak kullanımı 144 dakika. Kapasite birimi saat üzerinden dağıtım yapıldığı için birinci üretim emri için 100 dakika, İkinci üretim emri için 144 dakika saate çevrilerek saat karşılığı kaynak kullanımı hesaplanmaktadır. Elektrik gideri 90 bin lira olup 90 bin liralık elektrik gideri ilgili Nisan periyodu içerisindeki toplam kaynak kullanımı 4,06 saat olup 1 saatlik maliyet bulmak için genel gider maliyeti bulmak için 90 bin liralık değer buradaki toplam kaynak kullanım süresine bölünür saat bazında ve saat bazındaki değer genel gider maliyette 22.131,15 olarak bulunmaktadır. Burada bulunan saatlik genel gider tutarı birinci üretim emri için kaynak kullanım saati bu değerle, ikinci üretim emri için de 2,4 saatlik değerle çarpıldığı zaman birinci üretim emrine 36.885,246, İkinci üretim emrinde de 53.114,754 liralık bir genel gider yüklenmesi beklenir. Genel gider yükleme işlemi için maliyet muhasebesi işlemleri altında fiili genel gider yükleme işlemi çalıştırılır. İlgili Nisan periyodu onaylanarak seçilir. Varsa diğer filtreler düzenlendikten sonra tamam butonuna basılır. Dikkat edilirse genel gider kodu olarak elektrik gideri gelir. Tutar 90 bin lira. Gerçek kapasitede 4,066 şeklinde bir değer yazılmaktadır. Birim maliyet de burada yazmaktadır. Excel dosyamızla karşılaştırdığımız zaman aynı değerlerin geldiği görülebilir.
denildikten sonra üretim kontrolün altında işlemlerde toplu gerçek eşen genel gider hareketi oluştur. Gereken fitreler seçildikten sonra tamam butonuna basılır. Bu şekilde genel giderlerin üretim emrine yüklenmesi sağlanır. Toplu gerçekleşen üretim emri maliyeti hesaplama seçeneğiyle de ilgili fitreler tanımlandıktan sonra tamam butonuna basıldığında da ilgili üretim emirlerindeki üretimden giriş fişlerinde yükleme işlemi yapılır. Üretim emirleri incelendiğinde mamül 1 için gerçekleşen genel giderlerde yükleme yapıldığı görülür. Gerçekleşen maliyetlerde ilgili değerin geldiği görülür. Aynı şekilde mamül 2 üretim emrine bakıldığında gerçekleşen genel giderler sekmesinde gerçekleşen genel gider tutarı, gerçekleşen maliyetlerde de aynı şekilde değerlerin yüklendiği görülür. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.